Dostlar herkese selamlar. Özkan abi tekneye geldi. Yarış etinin güvertesindeyiz. Benim için özel bir an. Yarış etiyle ilgili fikrini de kayıt dışı alacağım. Özkan abinin. Özkan abi hoş geldin. Hoş bulduk Atilla. Merhaba. Kayıtsızın yanına yanaştık. Çok çok birbirinden uzak profilde iki tekne. Bu şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani bu kadar böyle farklı teknolojideki teknelerin hissi nedir abi sana? Ben çocukluğumda tencerelerin bile sudaki nasıl yüzdüğüne, hareketlerine bakardım. Bence her teknenin salınımı, gidişi ayrı bir tat, ayrı bir has. Ayrı bir yemek gibi, ayrı bir müzik gibi, ayrı bir etnik kültür gibi. Dolayısıyla ben her tekneye saygı duyuyorum. Biraz daha doğal malzemeyle yapıldığı zaman tabii daha sıcak hislerim oluşuyor ona karşı. Ama hepsinin hareketleri ayrı bir keyif, deneyim bence. Dalga salınımı, denizcilik anlamında zaten ahşap teknelerin ve deplasman teknelerin şeyi tartışılmaz. Yani stabilitesi. Peki Özkan abi hiç çok rahatsız eden bir tarafı oldu mu? Sürat olarak, overall süratin neydi dünya turunda? Dünya turunda tabii teknelerin gövde hızı var, bu tür teknelerin yaklaşık 7 mil, 2 mil de akıntı gelse arkadan, işte 9 mil maksimum, ama ortalama seyir hızı 5 knot civarındadır yani dünya turu boyunca. Küçük bir teknenin bu boy, bu sınırlarda kalır genelde. Rahatsızlık, onu anlayamadım tam. Yani atıyorum 5 ortalamayla gitmenin yarattığı bir sıkıntı oldu mu hani? Atıyorum ETA'ya hesaplarken ya yeter artık bitsin dediğim bir an oldu mu? Onu merak ettim. Yok yani bu tür teknelerde hızdan ziyade salınımın sertliği rahatsızlık veriyor. O da daha dik denizlerde, dar aralıklı denizlerde ortaya çıkıyor veya rüzgara karşı giderken özellikle işte o hobby horse motion dedikleri daha hani at sırtındaki insanın hissettikleri gibi. Ama genelde kayıtsız küçük bir tekne olmasına rağmen salınım konforu yüksek bir teknedir. Çok sert koşullar, ekstrem koşullar hariç çok ciddi öyle bir salınım problemi yaşamadım. Tabii ekstrem koşullarda hepimiz artık o hangi teknede olursak olalım salınıyoruz ama kayıtsız bir kere çok iyi bir iş çıkardı anladığım kadarıyla. Bir tek motorla ilgili sıkıntın oldu abi yolda. O da tabii malzeme genelde donanım hep artık eldeki imkanlar çok kısıtlıydı. Biraz uyduruk malzemeler de vardı. İşte lifting kırılır, yok ne bileyim ben makara patlar, bir şeyler olur veya motor sürekli zaten arızalıydı. Dolayısıyla öyle birazcık şey maceralı, tehlikeli yerlerde özellikle motor bozuldu ve stresli anlar yaşattı bana ama o da ayrı bir keyif oldu olay bittikten sonra. Evet, tabii. Keyif kısmı başka. Benim de bir şekilde uğursuzluktan dolayı 2 senedir bir motor maceralarım var. Hangi tekneye binsem motor bozuluyor. Yelken de yanaşmak zorunda kalıyoruz. Bazen yarışmak zorunda kalıyoruz bu şekilde ve kursiyerler hep ya bunu nasıl yapıyorsunuz diyorlar. Ben de diyorum ki ya tamam da ilk icat edilen zaten motorsuzluktu. O yüzden motorsuz kalan bir amatör denizcinin ne yapacağıyla ilgili birkaç püf nokta söyleyebilir misin Özkan abi? Ya şimdi aslında motorumuz olduğu için sorun yaşıyoruz. Motorumuzun varlığını bildiği için. Eğer motorumuz yoksa bütün seyir planlamamızı ona göre yaparız ve bir sorun yaşamayız. Ama rüzgarın olmadığı bir yere, kayalıkların arasında çoğu zaman seyir yapacağımız bir yere motora güvenerek gidiyoruz. İşte orada motor bozulduğu zaman, arıza çıkarttığı zaman stres ve sorun başlıyor. Halbuki dünyayı motorsuz dolaşmak çok ciddi bir olay değil. Yani ona göre rotalarla hiç maceraya atılmadan kayalıklardan uzak güzergahlarla, rüzgarların stabil estiği güzergahlardan gayet rahat geçişler yapabilirsiniz. Fakat ne zaman size motor lazım olduğu zaman resiflerin arasında, kayalıkların arasında işte o arızalandığı zaman o zaman ciddi problemler yaşıyorsunuz. Dolayısıyla denizcilik zaten planlamadır, hazırlıktır. Buna göre planlamayla motorsuz da birçok yerde seyir yapılabilir. Ama bir de şu var. Tabii ki bazı denizler de rüzgarsızlık oranı çok yüksek. İşte Ege gibi denizler. Bazen bir hafta hiç rüzgar esmiyor. Bu nedenle motor lüks olmaktan çok gerekli oluyor. Çünkü bir hafta boyunca hareket edememek de hoş bir şey değil yani.
O zaman rüzgar problemimiz olmasa motoru konfor unsuru sayabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki aynı şekilde düşünüyorum ben de. Eğer yani stabil rüzgarların estiği, devamlı rüzgarların estiği bir bölgede motor gereksiz bile oluyor yani bir yelkenci için. Mesela Atlantik'te ben 2 ay hiç motor çalıştırmadım, limanlara girmek de dahil. Böyle bir ihtiyacım olmadı. 2 ay unuttum motoru neredeyse. Güzel. Ama Ege'de öyle olmuyor veya Kızıldeniz'de veya bazı ekvatora yakın bölgelerde. İşte denizcilik hazırlıktır, planlamadır, seyir bölgesine göre donanım söz konusu tabii ki. Peki deniz şimdi ne kadar oldu? Bir yaşını doldurdu mu? Pardon, 2'ye mi? Deniz 2'yi geçti. 2'yi geçti, anne oldu. 27-28 aylık. Peki teknede denizde yaşamak nasıl bir his? Yani benim de bir köpeğim var, çok hayal ettiğim bir şey ama işi maalesef hani ticari kısmında olduğum için yapamıyorum. Çok güzel bir dost, hayvanlar öyle, özellikle köpekler tabii, tam bir can yoldaşı. İnanılmaz derecede zarafet görüyorsunuz. Mesela sabah kalktığımda ben uyuyorsam beni uyandırmıyor. Ben uyandıktan sonra harekete falan başlıyor. Bir insan bile bazen bunları düşünemiyor. Tabii hayvanın doğasına deniz biraz ters aslında. Bazen deniz tutuyor. Bazen salınımdan korkuyor ama insan gibi zamanla alışıyor, adapte oluyor. Özünde sahibinin olduğu yer onu mutlu ediyor. Dolayısıyla teknede de mutsuzluğu söz konusu değil. Bir de gerçek can yoldaşı. Ben çok sevdim. Çok iyi bir ekip olduk onlar. Sevilmeyecek gibi değil. Peki bir daha bir plan yaparsan Özkan abi, çıkmak gibi, bunu denizde yaparsın değil mi artık? Yani o single-handed kuralını bozmuyor çünkü neredeyse. Kural diye bir şey yok. Yani onu bırakamayacağım için tabii ki onu da alırım yanıma. Peki denizcilik anlamında single-handed gezmenin bir zorlayıcı tarafı var mı? Çünkü bunu yapmayı çok isteyen insan var. Ben onlardan biri değilim. Ama yalnız başına seyir, bireyin kendini fikren ve bedensel geliştirmesiyle belki de daha kolay yapılabilecek bir şey. Çünkü ekip olduğunuzda ekipte olan uyumsuzluklar ciddi deniz koşullarında ciddi problem olarak karşınıza çıkıyor. Ama yalnız olduğu zaman sadece kendinizden sorumlusunuz. Eğer beden ve fikren konuya kendini iyi hazırlarsan açık denizde hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani ben tek başıma çok daha kolay hissettim her şeyi. Konsantrasyonum çok daha kolay. Mesela ikinci bir kişi geldiği zaman, misafirim geldiği zaman benim böyle şu serpinti brandasının orada durduğum bir yer vardır. Çenemi oraya dayayarak konsantre olurum. Ve ben orada o konsantrasyonda olacak şeyleri aklımdan geçiririm, planlarım. Fakat o ikinci kişi hep oraya geçiyordu, benim yerime geçiyordu ve hep benim konsantrasyonumu bozuyordu. Dolayısıyla iyi yetişmiş bir beden ve beyin bence tek başına seyirde bir kolaylıktır, zorluktan çok bir kolaylıktır. Ben ikinci kişiyi daima daha zor olarak gördüm. Bu bireyin kendini yetiştirmesiyle ilgili bir şey. Yani emotional olarak yorucu bir tarafı yok mu? Hani atıyorum özlemdir, sohbet etme arzusu, güzel bir şeyi paylaşma arzusu. Bu denizdeyken şey, siz bir yıl yaşamıyorsunuz ki. Yani herkes şey zannediyor, denizde 3 gün yalnız kaldığınız zaman teknede hayat boyu yalnızlık gibi düşünün. Bakın kalabalığın içindeki yalnızlık en büyük yalnızlıktır. Etrafınızda insanlar olur. Onlarla geçinemezsiniz. Aslında o zaman kendinizi yalnız hissedersiniz. Ama arkanızda sizi seven, sayan dostlarınızın varlığından şüphe etmiyorsanız, onlar sizi arıyorsa siz yalnızlık hissetmezsiniz zaten. Artı yalnızlık nerede yalnızlık? Ege'de yalnızlık zaten söz konusu değil. Çünkü günlük seyir yapıyorsunuz. Akşam bir kasabada, bir adada karaya çıkıyorsunuz. İşte yatçı dostlarınızla, oradaki köylülerle, insanlarla tanışıyorsunuz. Yalnızlık söz konusu değil. Dünya turunda bile en uzak geçiş 20 gün olsa, 20 günden sonra gene bütün insanlar bir arada buluşuyorlar, bir araya geliyorlar. Dolayısıyla öyle bir yalnızlık söz konusu değil. Manevi olarak yalnızlığı yaşıyorsanız o çok ağır bir şey. O kalabalıkta da olur, yalnızken de olur. O yüzden
yüzden burada bir yalnızlığa bakış açısı. Bir yalnızlığa bakış açısı, bir de şey, yalnız seyir yapmak bireyin kendini en iyi yetiştirdiği bir pratik şeklidir. Yani en iyi pratiği verir size. Her şeyi kendiniz yaptığınız için her konuda kendinize güveniniz artar. Ve aynı zamanda kafanızı karıştıracak bir başka düşünce olmadığı için dünyadaki düzeni de çok iyi sorgularsınız, kıyaslarsınız tek başına. Adeta bir pedagoji okulu gibidir teknede tek başına olmak. Kıyaslarsınız, tek başınıza çok daha rahat kıyaslarsınız ve düşünürsünüz. Çok yararlı tarafları vardır. Bunlarla ilgili çok yazılı yapıt vardır aslında. Yalnız dünya turu yapan eski denizcilerin kitapları bu konuda çok güzel örnekler, betimlemeler vermiştir. Ben de genelde yalnız yaşayan biri değilim. Yalnızlığı seven biri falan da değilim. Ama denizde o şekilde yalnız hareket etmek aynı zamanda bir çeşitte deşarj, meydan okuma gibi bir his verir size. Yalnız seyir her şeyin üstesinden gelebildiğiniz takdirde bir meydan okumadır. Sizin içinizde bir rahatlatıcı etki yaratır. Birçok koşulla, zorlu koşulla daha kolay baş edebilme imkanı sağlar size. Yalnızken daha az teknik olarak problem yaşadığımız kesinlikle gerçek ama emotional kısmı, duygusal kısmında ben bunlara katılmamak elde değil ama bu kadar yalnız kalmadım teknede. O yüzden ama biraz daha fazla yapmam gerektiğini düşünüyorum. İşte o tarafta gelişebiliyor. Yani insan hazırlık dedim ya, kişiliğini de hazırlayabiliyor yalnız seyirlere. Zaten denizcilik hep söylediğim gibi hazırlıktır, planlamadır. Buna insanın, bireyin kişiliği de dahildir. Kas gücü dahildir, kas seriliği dahildir, entelektüel melekeleri dahildir, bilgi durumu dahildir. Birçok şey ön hazırlıktır zaten. Yoksa öyle pat diye çıktığınız zaman o seyri becerseniz bile hep endişe ve korku hisleriyle, kazayla becerirsiniz. O da zaten sizi tatmin etmez. Her şeye, birçok şeye daha doğrusu hakim olduğunuz takdirde hem tatmin duygusu hissedersiniz hem de güvenli hissedersiniz kendinizi. Sadece fiziksel hazırlık demek de değildir yani denizcilik. Aynı zamanda bir de böyle işte senin dediğin gibi ruhsal hazırlık boyutu da çok önemli. Tabii yalnız gezmekle ilgili kısmı, beni zaten korkutan kısmı ruhsal. Ya ben oraya daha o kadar yalnızlığa hazır olduğuma inanmadığım için. Ama yalnızlıkla ilgili problem. Yoksa denizde yalnız olmanın teknik olarak hakikaten belki verdiği konfor alanı bile bence mümkün. Çünkü az kalabalık ve az problem. Ama şimdi özel bir soru var. Ben hani böyle çok keyif aldığım, alarak soracağım bir soru değil ama ülkede bizim sektör olarak rahatsız eden iki tane çok ciddi unsur var. Birisi yelken okulu popülasyonunun, yelken eğitmeni popülasyonunun böyle hunharca artması ve bunu denetleyen sistemin çalışmaması. Birisi de tabii ki klasik amatör denizci belgelerinin son veriliş şekli. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun Özkan abi? Çok böyle kaba çizgilerle. Ben denizdeki eğitimin daha çok teknik eğitimden çok böyle pedagojik eğitim olması ve bunların denetiminin de yaptırıma dayalı, caydırıcı yaptırımlara sahip özellikleri olmasından yanayım. Çünkü bir kişi eğer tabii profesyonel değilse, ticari bir tekne sahibi değilse kendi başına, genelde kendi başına sorun yaratabilir. Ama sosyal kirlilik bence daha büyük bir sorun şu anda. Tekne popülasyonunun artmasıyla denizlere huzur bulmaya inen insanlar, ki denizlere açılmanın da ana teması budur, huzursuzluk buluyor. Çünkü işte gürültü kirliliği, davranış kirliliği, fiili kirlilik, bütün bunlar denizlerden yararlanmak isteyen insanları rahatsız ediyor. Onun için pedagojik bir eğitim bence olmalı ve bunun da denetlenmesi lazım. Tabii ki eğitim, yeteneklerin gelişimi anlamındaki eğitim, o kadar kapsamlı bir eğitimi hiçbir devlet veremez. Böyle bir şey yok. Bunu özel kurumlar idealist maksatlarla vermek durumundalar. Ama tabii
bu kadar vahşi gelişen kapitalizm içerisinde para kazanmak için her şeyin mübah olduğu yerlerde maalesef eğitim sektörü de zarar görüyor. Konusunu bilmeyen insanlar ortaya çıkıyor. Sadece para için böyle güzel bir kültürü olan, tevazuya dayalı, aslında kişinin kendini arındırmasına yönelik bir felsefeye dayalı böyle bir uğraşta bu insanlar birçok insanı da denize yeni adım atmış birçok insanı da soğutuyor. Denizcilikten soğutuyor. Olayı zor gösteriyor onlara. Tabii bu konuda yapılacak çok şey var ama sanıyorum bunları konuşmak için pek vakit de yok. Maalesef ama şu anda genel durum eğitim anlamında özel sektörde verilen eğitimin kalitesi hakkında benden bir yorum istiyorsanız çok kalitenin çok düşük olduğunu söyleyeceğim. Yani 6 ayda yelkeni öğrenen insan bir anda eğitmen diye ortaya çıkıyor. Kendini hiç geliştirmemiş insanlar eğitmen olarak çok kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. Maalesef böyle bir durum var yani. Tabii sistemdeki açık da bir unsurdur ama yine de benim bu konudaki şahsi fikrim de insanın kendine bu kadar güvenebilmesinin ağır bedelleri olabileceği ama kolay denizlerdeyiz Allah'tan. Yani o yüzden bizim tahminimizden çok daha az kötü olaylar oluyor. Peki teşekkür ederim. Bunu özellikle sordum çünkü benim kafamdaki cevaba ne kadar yakın Özkan abinin cevabı diye merak ediyordum ve çok çok yakın. Yani.